Savol so'ragan odam alohida kelib tushirasin o'zi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishlikda keyingi darsni boshlaymiz. Uhud va Xandaq g'azovati o'rtasida bo'lgan bir qancha voqealarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. Hijratning 4-yili Safar oyida Bi'r-Ma'una fojiyasi yuz berdi. Bi'r-Ma'una fojiyasi yuz berdi. Banu Amir qabilasining sayyidi Amir ibn Malik Mulaib al-Asr edi buni laqabi. Madinaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashgani keldi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zini eshitmoqchi bo'ldi. Keldi, uchrashdi, suhbatlashdi, islom bilan qanoatlandi. Islom ma'qul bo'ldi, lekin qabul qilmadi. Ammo inkor ham qilmadi. Qabul ham qilmadi, lekin inkor ham qilmadi. Aytdiki, "Ey Muhammad" dedi sallallohu alayhi vasallam, "Sen meni qavmimga, Banu Amir qabilasiga o'zingni sahobalaringdan jo'nat. Ular borib islomni o'rgatsin. Agar qavmim islomni qabul qilsa, men ham islomni qabul qilaman." Banu Amir qabilasi adadi nihoyatda katta, quvvatli qabilalardan edi. Albatta ularning iymonga kelishi musulmonlarga katta quvvat bo'lar edi. Lekin Rasululloh aytdilar, Banu Amir bilan Madina o'rtasida islomga dushman bo'lgan qavmlar ko'p. Sahobalarimni jo'natsam, ularni qatl qilishlardan qo'rqaman dedi. Amir ibn Malik aytdi, ular meni himoyamda bo'ladi. Kim seni ashoblaringga bir yomonlik bilan qo'l uzatsa, Banu Amir qabilasi ular bilan urushadi dedi. Endi katta qabilani, katta sayyidlardan biri himoya va'da qilganda payg'ambarimiz bir qator bir xotirjam bo'lgan bo'ldi. Amir ibn Malik o'zining yurtiga ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning ichidan 40 kishini tanlab oldi. Ularga Munzir ibn Amr roziyallohu anhuni boshliq qildi. Ular Banu Amir yeriga borib, Banu Amir qabilasini da'vat qilishlik kerak edi. Bu 40 ta sahobani hammasi qori edi. Hammasi ahli ilm bo'lgan, musulmonlarning sayyidlaridan bo'lgan qorilar edi. Bular yo'lda ketib borarkan biroq ularga tajovuz qilmadi. Chunki Amir ibn Malikning himoyasi edi. Yo'lda ketib borarkan yo'ldagi qabilalarni da'vat qilib ketishardi. Bu 40 ta sahoba Ral, Usoyya va Sakavon qabilalar yashaydigan bir mintaqaga keldi. Kelib to'xtashdi hamda shu mintaqada yashaydigan Amir ibn Tufaylni islomga da'vat qilmoqchi bo'lishdi. Amir ibn Tufayl hozirgi payg'ambarimizning sahobalariga himoya bergan Amir ibn Malikning jiyani edi. Bitta urug'dan Amir ibn Malik, uni amakisi yoki tog'asi, Amir ibn Tufayl jiyani. Amir ibn Tufayl bu hadis odami. Payg'ambarimizning sahobalari to'xtashdi va Harom ibn Malkan ismli sahoba Amir ibn Tufaylni oldiga islomni da'vat qiladigan xatni olib bordi. Ya'ni xatni olib bordiki, bunda sahobalar uni islomga da'vat qilishardi. Harom ibn Malkan Amir ibn Tufaylni majlisiga kirishi bilan maktubni topshirdi. Amir ibn Tufayl maktubni oldida hali o'qimasdan yirtib tashladi. Hamda shu majlisda turganlardan bittasiga shunday ishora qildi. Harom ibn Malkanni orqa tomondan nayza otdi. Nayza belidan kirib qornidan chiqdi. Elchi qatl qilindi. Elchi qatl qilinmagan, hech yerda qatl qilinmaydi, lekin bu xiyonatkor mana shunday ishni qildi. Harom ibn Malkan roziyallohu anhu yiqilar ekan fustu robbil Ka'ba dedi. Ka'bani Robbisiga qasam, yengdim dedi. Yutdim dedi, shahid bo'ldi. Ya'ni uni qatl qilgan mushrik hayron bo'ldi. Men uni qatl qilsam, dunyodan ketishiga sabab bo'lsam, nimaga yutdim dedi. Ha, harom bo'lmagan da'vat yo'lida shahid bo'ldi. Alloh taoloning jannatiga, Alloh taoloning diydoriga muyassar bo'ldi. U yutdi. Musulmonlar Amir ibn Malikning himoyasidaligi uchun qolgan musulmonlar xatni jo'natgan
qolgan musulmonlar xotirjam tilovatida tilovat qilib Qur'onni ibodatlarini xotirjam turganida Amr ibn Tufayl, Ra'l, Usayya va Zakavon qabilalarini chaqirdi va qolgan qorilarni ham qatl qilishga ularni undadi. Va bu uchala qabila unga labbay dedi. 200 ga yaqin, balki undan ko'proq qo'shin mana shu uchala qabiladan iborat qo'shin bu qorilar xotirjam ibodat qilib turganda har tomondan kelib hujum qilishdi, bitta qo'yni hammasini qatl qilishdi. Hamma qatl bo'ldi. Faqat ikkita sahoba tirik qoldi. Nima uchun tirik qoldi? Bular biri Amr ibn Umayyad Zumri, o'tgan darsda aytganmiz. Amr ibn Umayyad Zumri payg'ambarimizga Umma Habiba onamizni xutba qilishlik uchun Habastonga borgan edi. Amr ibn Umayyad Zumri ikkinchisi bir ansoriy edi. Nimaga bular tirik qoldi? Bular jamoatni qoldirib, bular minib kelgan tuyalarni boqishlik uchun uzoqroqqa haydab ketishgan edi. Shu sababdan ikkita sahoba tirik qoldi. Bu ikki sahoba qaradi, birodarlarni qoldirib kelgan joyi ustida qushlar uchib qoldi. Bir sabab bo'ldi, bir sabab borki bu qushlar uchyapti deb ehtiyot bo'lib balandlikka chiqib turib qarashganida hamma ashoblari qatl bo'lganligini ko'rishdi. Shunda maslahat qilishdi. Amr ibn Umayya, nima qilamiz? Rasulullohga xabar berishlik kerak dedi. Lekin Ansori esa Munzir ibn Amr shahid bo'lgan joyda men tirik qolmayman dedi. Ya'ni Munzir ibn Amrga bo'lgan muhabbati balandligidan hujumga tashlandi, uni qatl qilishdi. Bir dona Amr ibn Umayya qoldi. 40 ta qoridan musulmonlarni boshiga musibat ketidan musibat kelyaptiki, kecha yaqinda 70 ta sahoba qatl bo'lgan. 70 ta sahoba shahid bo'lgan. Endi bu 40 ta sahoba ketyapti. Yana qorilari, ahli ilmlari. Amr ibn Umayya zumri yolg'iz o'zi qoldi. So'ngra bu ansoriyni qilgan ishidan shijoatlanib, u kishi ham qilichini ko'tardi, yolg'iz o'zi ana shu sahobalarni qatl qilgan qo'shinga tashlandi. Uni qatl qilishmadi, asir olishdi. Allohning taqdiri, subhanalloh. Amr ibn Umayyani asir qilib olib kelishganida bu xiyonatkorlarning boshlig'i Amir ibn Tufayl, qaysi qabiladansan dedi. Banu Zumradanman dedi. Amr ibn Tufayl aytdiki, meni onam dedi. Banu Zumra qabilasidan biror bir qulni ozod qilaman deb nazr qilgan edim dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri, Banu Zumrani hammasi ozod insonlar, ulardan qul yo'q edi. Lekin nasibni qarang. Allohning xohishi. Meni onam Banu Zumradan bo'lgan bir qulni ozod qilmoqchi qilaman deb nazr qilgan dedi. Dedida sochini ubudiyat ma'nosida oldirdi, Amr ibn Tufayl xiyonatkor. Amr ibn Umayyani qo'yib yubordi. Amr ibn Umayya endi Madinaga qaytib kelib payg'ambarimizga xabarni berishlik kerak. Yo'lda kelyotib Amr ibn Umayya ikkita odam bilan yo'lda uchrashib qoldi. Ya'ni ichida alam bilan kelyapti. 39 ta birodari, qori birodari qatl bo'ldi. Alam bilan kelyotdi, ikkita odam uchrashib qoldi yo'lda. Ular bilan suhbatlashib, qaysi qabiladan ekanligini so'radi, Banu Amir qabilasidanmiz deydi. Ya'ni bu 39 ta sahobani qatl qilgan xiyonatkor Banu Amir qabilasidan edi bu ikkitasi. Amr ibn Umayya ular bilan chiroyli muomala qildi, chiroyli suhbat qildi. Ularni ko'nglini bir qator olgandan keyin ikkalasi yotib uxlaganda ikkalasini ham qatl qilib qo'ydi. Bu ikki kishi Madinadan kelayotgan edi va payg'ambarimizdan omonlik olgan edi ikkalasi. Payg'ambarimiz ularga musulmonlar sizlarga aziyat yetkazmaydi deb va'da bergan edi. Endi albatta buni Amr ibn Umayya bilmas edi. Mushkila shunda bo'ldi. Endi bu biz sahoba bilmasdan qatl qilib qo'ydi. Amr ibn Umayya payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi, bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Hamda ikki kishini qatl qilganligini ham aytdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayyani kechirdi, chunki bilmasdan qilgan edi. Va bir oy to'liq Ra'l, Usayya va Zakavon qabilalarini payg'ambarimiz duoibat qildi. Chunki xiyonat bilan hech qanday jangi jadalsiz, shunday jang qilishning niyati bormagan kishilarni qatl qilishligi va musulmonlarga bu 40 ta qorini ketishligi albatta payg'ambarimizga ham va musulmonlarga ham qattiq aziyat ozor edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayyani qilgan ishini eshitgandan keyin endi bu ikkitasini o'ldirgan kishini diyasini to'laymiz dedi.
Ya Rasululloh, ha bizni 39 ta sahobani qatl qilish deyildi, ular xiyonat qilishdi dedi. Biz bu iki kishiga omonlik berganmiz. Biz xiyonatga xiyonat bilan javob bermaymiz dedi. Ya'ni Navoiy axloqda ko'ringki, 39 ta sahobasini o'ldirgan xiyonatkorlarni ikkita odamini bilmasdan qatl qilib qo'ysa, diyasini to'laymiz dedi. Birinchi kelyapti bu fojialar. Uhuddagi musibat. Beruma'una fojiasi. Endi Ma'ur-Roji fojiasi. Adl va Qora. Ikkita qabila. Adl va Qora. Bu ikkala qabila ham islomga dushman edi. Lekin adablari oz, quvvatsiz bo'lganligi uchun Madinaga hujum qilishlikka jur'at qilisha olmasdi. Ular Huzayl qabilasiga borib turib, musulmonlarga qarshi jangga bizga yordam beringlar deganida ular aytishdiki, mana Abdulloh ibn Unays sariyasida aytdik, ularning sayyidi Xolid ibn Sufyonni o'zini yeriga kelib qatl qilib ketgan edi. Huzayliklar aytishdiki, ular bizni sayyidimizni o'zimiz yerimizga kelib qatib ketdi. Biz ularga qarshi jangga bormaymiz dedi. Lekin agar sizlarga hujum qilsa musulmonlar Adl va Qora qabilasiga biz yordam beramiz dedi. Endi Huzayl qabilasidan agar musulmonlar hujum qilsa himoyani va'dasini olgan Adl va Qora qabilasidan bir kichkinagina jamoat Madinaga bordi. Musulmonlarda o'zlariga hujum qilishlikka bir ish qilish kerak bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, kalima keltirib musulmon bo'lishdi. Zohirida namoz o'qishdi, dinni o'rganishgan bo'ldi, o'zlarini musulmon qilib ko'rsatishdi. So'ng aytishdiki, "Ya Rasululloh, biz bilan sahobalaringizni jo'nating. Bizga dinni ta'lim berishsin. Biz iymonga kelganda qavmimiz ham islomda bo'lsin," dedi. Va payg'ambarimizga ularni o'zlarining himoyasiga olishlarini va'da qilishdi. Lekin niyatlari buzuq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular bilan birga Marsad ibn Abi Marsad, Abdulloh ibn Toriq, Osim ibn Sobir, Hudayb ibn Adi, Zayd ibn Dathina, yana bir ansoriyni, 6 ta sahobasini qo'shib ular bilan jo'natdi. Bu sahobalar qurollari bilan ketishardi. Adl va Qora qabilasi bular bilan o'zlarining yerlariga kelgandan keyin 200 yaqin otliq ularni shunday qamal qilib oldi. Sahobalar bizga bergan ahd va omonat qani dedi. Ular aytishdi, hech qanday ahd ham, omonat ham vafo ham yo'q dedi. Taslim bo'linglar dedi. Biz sizlarni qatl qilmaymiz, Makkadagi asirlarimiz bor, shularni ajratishlik uchun sizlarni olib topshiramiz, sizlarni qatl qilmaymiz dedi. Abdulloh ibn Toriq, Hudayb ibn Adi, Zayd ibn Dasinalar maslahat qilishdi sahobalar. Bu 3 kishi 200 kishiga qarshi jang qila olmaymiz. Nima bo'lganda ham qatl qilishadi. Undan ko'ra taslim bo'laylik, shoyat Quraysh bizga shafqat qilsa deb bu uchalasi taslim bo'lishdi. Lekin Marsad ibn Abi Marsad, Osim ibn Sobit, yana bir ansoriy taslim bo'lmadi. Jang qilamiz deyishdi. Endi albatta 3 kishi 200 kishiga qarshi tura olmasligi aniq edi. Jang bo'ldi, qisqagina bo'lgan jangda Marsad ibn Abi Marsad bilan Ansoriy shahid bo'ldi. Bitta Osim ibn Sobit qoldi. Nihoyatda bir kuchli jangchi bo'lgan edi. Kim kelsa yo jarohatlardi yo qatl qilardi. Yoniga kela olmaganligidan mushriklar aytishdi, uni uzoqdan turib qatl qilinglar dedi. Kamondan o'q otib Osim ibn Sobitni shahid qilishdi. Hamda Osim roziyallohu anhuni boshini kesib olib ketgani kelishdi. Chunki Uhud g'azotida Banu Abduddor urug'idan bo'lgan 6 ta aka-uka bayroqni ko'tarib 6-ovi qatl bo'lgan edi. 5-chi, 6-chi akalari qatl bo'layotganligini ularning singlisi Sulafa kelib ko'rgan edi. 5-chi, 6-chi akalarini Osim ibn Sobit qatl qilgan edi. Endi 2 ta akasini qatl qilganini ko'rgan bu singil qolgan 4 ta akam ham mana shu qatl qilib tuzadida, kim menga Osimni boshini olib kelsa, uning jumjumasida aroq ichaman va oltinga boshini to'ldirib beraman deb va'da qilgan edi. Ana shu mukofotni olish ilinjida mushriklar Osim roziyallohu anhu boshini kesib olgani kelishdi. Osim ibn Sobit roziyallohu anhu Madinada turganda qasam ichgan edi tirilik paytida. Allohga qasam, mushrikka qo'limni tegizmayman.
Ve müşrik hem menge kolun tekizmeydi kasam içken edin. Bana yani o kişi şahit oldu. Müşrikler kellesini alıp geçtiği için gelişti. Peki o kişi içken kasamla Allah da Allah okladı. Yakınlaşken payıda Tosat'tan her zamandan ağrılar uçup geldi de cüstasını şimdi orada oldu. Kaysın müşrik yakınlaşıp gelse çakıp arkasına kaytara vurdu. Kelişe olmadı. Başını üzgünü, mükafatı alganı kelişe olmadı. Sonra birbirleri geçti ki müşrikler tek koyular, keç girsin, küm batsın, ağrılar tarkat getirdi. Keyin olasılar onun başını dedi. Keç girdi. Ağrılar diyor bu için paylaştı. Hava aynıydı, yağmur yağdı başladı. Yağmur yağı başladı. Yağmur sel geylendi. Yokkan sel, derya bulup aktı. Asım raziyallahu anh onu cüstasını bana şu sel akızıp gitti. Müşrikler her kança vurulmasın, üçleşe olmadı. Abarıp Allah da Allah özü bilgen cahaya defan kıpoydu. Asım ibn-i sabit raziyallahu anh o definullah ya ki definul melaikede namlanadı. Yani Allah da Allah'ını dinini himaya kılayatıldı. Allah da Allah'ın dinini adamla yetkizi yatıldı. Allah da Allah o kişinin kasamını okladı. Müşriklerini bıraktasını kolu yetkizmedi. Bıraktı müşrik kolunu Asım raziyallahu anh'ı yetkizmedi. Üç kişi asır alıp ap geçişi yaptı. Yolda ketiyatıp Abdullah ibni Tariq raziyallahu anh'u fikir kıldı. Mekke'ye abarışsa bari katıl kılışadı. Neme fayda dedi de yanında dururken bir müşriydi kılıçını alıp ulabına uğraşıp kaldı. O kişinin taşlarına uğrup katıl kılıçtı. Şimdi iki kişi kaldı. Hubayb ibni Adi ve Zeyd ibni Nesil'le. Müşrikler özleri etkendik hakikaten Mekke'ye gelip Mekke'li müşriklerge bu iki sahabanı tapşırıştı. Katıl kılıçlık için birinci bulup Hubayb ibni Adi raziyallahu anh'ını Mekke taşkarısı yapıp çıkıştı. Kureyşlilerde içi de Abu Sufyan ibni Harb hem bu arada. Hubayb ibni Adi'ye katıl kılıçlığına etkeni de iki rekat namazı kuşluk ki ruhsat soradı. Ruhsat verişti, iki rekat namazını okudu. Namazını okup olup etti ki eğer sizler ölümden korkanıdan namazını çözü yaptı deyişiler bu megeni de min namazını yine hamuz olarak okurdum dedi. Ahirgi namazı hayattaydı. Hudayb ibn Adi raziyallahu anhu namazını okudu ve o kişini asıp koyup azablaştı. Tirikleyin cesatından göçlerini kesik kesip parça parça kılıp açıştı. O kişi sabit durur aradı. Her keskende Abu Sufyan ayta aradı. Hazır sen şunu ornege aileinde, farzantların bilen falavan hatırcan götürüp onlinde Muhammed borçunu haklar mı deyin dedi. Yani Muhammed'e iman getirgenliği için senin şu azabınca Muhammed sebep böyle yaptı. Haklar mı deyin deyin de dert dedi ki men bana şu cahide katıl kılınsam hemmeyle lakin Resulullah oturgen cahide bedeni gibi diken kişinin haklar mıyım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabeler bana şimdi yakış görüşü aradı. Abu Sufyan bunu görüp durup Allah'a kasam dedi. Hiçbir kimse başka bir kişinin Muhammed'in ashabları Muhammed'in yakış görgeni dedik, yakış görgeni bilmiyim ben dedi. Dünyada hiç kim Muhammed'in ashabları Muhammed'in yakış görgeni dedik, başka bir kişinin yakış görgenmez dedi. Çünkü buradalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bugün muhabbet siz bilen bizi cennetimizi bilgileydi. Eğer cennetke kirişlikke iman şart buladıyan olsa imanın şartlarından bittesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e balamızdan hem, otamızdan hem, hem insanlarda hatta özümüzü canımızdan hem köprü ayakçı görüşlükimiz. Hubayb ibn Adi bana şu muhabbetini gösterdiler ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Umayyan kıyan işini işkenden keyin endi bu ikitasız öldürgen kişinin diyasını töleyemiz dedi. Müslümanlar fakir edi. Bu iki kişinin diyasını töleştik için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Nazir Yahudlarına oldu gibi vardı. Banu Nazir bilen Umman Medine'de yaşayken Yahudlar bilen Müslümanların ittifakı vardı. Taşkara'dan düşman hücum kıkkese hiç kayısı kabile düşmanca yardan vermiydi. Hem de şimdi hoşçakalın, bir diyege hoşçakalın müşküleler bulgasa, birbirine yardan veriş adam. Mena şu ittifakı asaslarını Peygamberimiz Banu Nazir kalası yapar.
Abu Bakr, Umar va bir qancha kibor sahobalar bilan oz adabdagi ashoblar bilan payg'ambarimiz bordi. Yahudlarning kattalari bilan uchrashdi. Ularga maqsadini aytgan, ular tushki qush kelibsizlar dedi. Albatta sizlarga diyani to'lashlikka yordam beramiz. Xususan Banu Amir qabilasi, Banu Amir qabilasi bizning xulofolarimiz, biz yordam berishga haqlimiz deydi. Sizlar kutib o'tirib turinglar bu yerda, biz bu mablag'ni yig'ib qaytib kelamiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirar ekan, yahudiylar tashqariga chiqishdi-da, ra'yi fikr o'zgarib qoldi. Ular aytishdi bir-biriga, bu kishini bunday qulay fursatda topa olmaysizlar qaytib dedi. Ya'ni ozgina odam bilan keldi, himoyasiz, undan qutulishlikning eng oson yo'li shu dedi. Uni qatl qilamiz dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bu narsani xabarini, ularning bu yomon niyatlarini Jabroil alayhissalom kelib vahiy orqali bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekan vahiy nozil bo'ldi. Hech kimga hech narsa demadi payg'ambarimiz turib, sekin chiqib ketdi. Payg'ambarimizni qatl qilishlikka yahudiylardan Amr ibn al-Jahosh ibn Ka'b ismli kishi men qatl qilaman Muhammadni dedi. O'tirgan joyiga devor ustiga chiqamanda boshiga katta xasni tashlab uni qatl qilaman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech narsa bo'lmagandek sekin turdi, chiqib Madinaga qarab ketdi. Sahobalar bir qazoy hojatga ketgandir deb kutib o'tirishovurdi. Yahudiylar ham shunaqa deb o'ylashdi, lekin payg'ambarimiz bu paytda Madinaga borib Banu Nazirga qarshi urushni e'lon qildi. Sahobalar kutdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelmagandan keyin xavotir olib hammasi Madinaga qaytib kelsa, tayyorgarlik ketyapti urushga. Nima bo'ldi? Ular payg'ambarimizni qatl qilishlikni niyat qilishdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudiylarning qalalariga qo'shin bilan to'satdan kelganida ular eshiklarni yopdida, nima ish qildik biz deydi. Nima qilganlarni bilasizlar dedi payg'ambarimiz. Ular har qancha urinmasin, har qancha harakat qilishmasin, payg'ambarimiz vahiyus samo bilan ularni kazzob ekanligini biladi, nomid bo'lishdi. Banu Nazir bilan musulmon o'rtasida jang boshlanadigan bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul islomni zohirda ko'rsatib, lekin qalbida nifoq bo'lgan munofiqlarning eng kattasi Abdulloh ibn Ubay yahudiylarning ichiga odam yubordi. Qo'rqmanglar. Agar sizlarga qarshi jang qilinglar deyilsa, biz sizlarga qarshi jang qilmaymiz. Agar Muhammad sizlarga qarshi urushsa, biz sizlarga yordam beramiz. Agar sizlarni Muhammad Madinadan haydab chiqarsa, biz sizlar bilan chiqib ketamiz dedi. Yahudiylar uni gapidan shijoatlanib urushlikka shay bo'lishdi. Musulmonlar Banu Nazirni qamal qilishdi. Musulmonlar ularning qal'alarida oldi turar ekan, birdaniga yahudlar o'qqa tushdi musulmonlar. Musulmonlar ortaga chekinishga majbur bo'lishdi hamda kamonlari yetmaydigan masofaga chodirlarni qurib, shu yerda qo'shin muaskarni qo'ydi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga xurmo daraxtlarini kesishlikni buyurdi. Ya'ni yahudiylarning qalbida mol va dunyoga bo'lgan muhabbatlar ajib ko'rinishda. Hayotidan ham molini ko'proq yaxshi ko'radi ular. Payg'ambarimiz yahudiylarni xurmolarni kesishlikka buyurdi. Aksar bog'lari, aksar dehqonchiliklari ularning qal'asini tashqarisi deydi. Banu Nazir yahudlarini. Shunda yahudlar xurmolarini yiqilayotganini ko'rib qalblarlar zaya keldi. Ya'ni pullari ketgandan keyin qana qilib yashaydi ular? Ozgina sabr qilishdi, kesilish davom etdi. So'ngra payg'ambarimizga odam jo'natishdi. Ey Muhammad, sen muslihman, yerni obod qilgani kelganman deysan, axloq egasiman deysan, xurmolarda aybi nima dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, buni oyatlarda o'qiymiz. Bu Alloh taoloning izni bilan, Alloh taoloning buyrug'i bilan kesildi bu ishlar. Qilindi. Hammasini kesib tashlayman, yo taslim bo'lasizlar dedi. Yahudiylar rozi bo'lishmadi, xurmo kesilishi davom etdi. Oxiri sabr qilish olmadida, oxiri taslim bo'lishlikka rozi bo'lishdi. Shunday qilib Banu Nazir ishi Madinadan haydalish bilan nihoya topadigan bo'ldi. Ularga payg'ambarimiz Madinadan chiqib ketishliklarini aytdi. Ular aytdi, mayli chiqib ketamiz, nimani ko'tara olsak o'zimizni olib chiqib ketamiz deydi.
Payg'ambarimiz rozi bo'ldi, aytdilar, faqat qurol ko'tarmaysizlar dedi. Xohlagan narsalarni olib ketaverasizlar. Ular nimani ko'tara olsa, tuyalarni ustiga yuklashdi. Madinadan Banu Nazir yahudlarini haydalishi o'zlarining xiyonati sababli bo'ldi. Ular o'zlarining uylarini qo'llari bilan buzishdi, o'zlari buzishdi. Yog'ochdan bo'lgan eshiklarini ham sug'urib o'zlari bilan olib ketishdi. Chunki yog'och eshiklar qimmat edi. Hamma chiqishga tayyor bo'lib, yuklarni otganlardan keyin bir ajib bir ko'rinishda chiqib ketishdi. Yuklarni yuklashdi, karvonda oldiga ovozini hatto bir chiroyli va baland bo'lgan bir ayol mug'anniyani qo'yib, baland ovoz bilan ashula aytib chiqdi. Butun Banu Nazir unga jo'r bo'lib eshitib, ular ham ashula aytib chiqishdi. Ya'ni bu ashulalarida biz tamomiy Madinani o'zimiz azizlik bilan, g'urur bilan tark qilyapmiz degan ma'nolar bor edi. Madinadan chiqib Haybar yo'l olishdi. Banu Nazir ichida Sallam ibn Mushkim va Haya ibn Ahtoblar bor edi. Bular yahudlarning ichida nasl-nasaba shunday bir sharafli, oliy ediki, Haybarga ular ko'chib borganlarida Haybar bularning sharafi, hurmatini oldida bosh egdi. Chunki bular Harun va Musa alayhissalomning zurriyotlaridan edi. Uyiga ko'chib borganiga qaramasdan hokimlarga aylanishdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.